Evet arkadaşlar. Karmaşa ile mücadele etmenin bir yazılımcı için en önemli görev olduğunu söylemiştik ve abstraction yönteminden bahsetmiştik. Bu videoda encapsulation yönteminden bahsedeceğiz. Encapsulation Türkçeye kapsülleme olarak çevriliyor ama bence yeterince açıklayıcı değil. Ben size şöyle açıklayayım. Bizim vücudumuz hücrelerden oluşuyor. Hücreler bir araya gelerek çok kompleks bir varlık olan insanı meydana getiriyor. Bunu yaparken bir yandan da kendi içlerindeki karmaşayı hücre zarlarıyla saklıyorlar arkadaşlar. İşte bu kendi içlerindeki karmaşayı dış dünyadan hücre zarlarıyla saklamalarına biz encapsulation diyebiliriz. Biz de bu encapsulation'ı aynı şekilde objelerimizde uygulamaya çalışacağız. Objelerimizdeki karmaşayı dış dünyadan gizleyerek ile mücadele etmek için bir adım daha atmış olacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız peki? Hatırlıyorsunuz süre hep public public yazıyorduk. Bizim bu public yazdığımız şey dış dünyaya açtıklarımızı gösteriyor. Bizim bir de dış dünyadan gizlemek istediklerimiz var. Bu karmaşayı azaltmak için. Şöyle bir de private bölgesi açıyoruz tamam mı arkadaşlar? Private bölgesine şunu çekiyorum. Mesela ben bunun herkese görünür olmasını istemiyorum. Diyelim ki yarın bir gün benim arkadaşım şu şunu bulamamış. Direkt gitmiş bunu kullanmış. Ve ben kodunda bir değişiklik yapıp bunun adını değiştirmek isteyeceğim bir gün. Bütün proje çökmüş olacak arkadaşımın direkt bunu kullanması sebebiyle. Ben en baştan bunu gizliyorum ki kimse bunu kullanamasın. Herkes benim değişkenimi benim tasarladığım şekilde kullansın ve böylece benim de kafam rahat etsin. Değişkeni tasarlarken nasıl kullanılacağını ben ayarlayayım. Her şeyini ben belirleyeyim istiyorum arkadaşlar. Bunu gizleyerek karmaşayla mücadele etmiş oluyoruz. Şimdi bu ne işe yarıyor onu göstereyim. Şimdi aşağıda artık bu objeyi kullanırken şöyle bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Bakın böyle yaptığım zaman hata alacağım buna kızıyor. Artık bu bu görünmüyor dış dünyaya. Dış dünya bunu kullanamaz. Inaccessible yani ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Böylece ben objemin içindeki karmaşıklığı dış, dış dünyadan gizlemiş oldum. Hatta hatırlıyorsanız şu fonksiyonda biz dış dünyada kullanılsın diye değil. Kendi ihtiyacımız için yazmıştık bu objemizde. Bunu da private bölgesine almalıyız. Dış dünyada kullanılmasını istediğimiz şeyleri sadece dış dünyaya açmalıyız. Tamam mı arkadaşlar? artık bu ikisi dış dünyada görülemez olacak. Yani benim takım arkadaşlarım ya da ben de olabilirim. Bu objeyi sadece kendi tasarladığım gibi kullanılmasını sağlamış oluyoruz. Bu karmaşa ile mücadeledeki ikinci yöntem olan Encapsulation'ı açıklıyor arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz.